Şimdi İngiltere'ye dönüyoruz. Koronavirüs salgınında İngiltere'de yaşanan son gelişmeleri Artı TV programcısı Kemal Göktaş'tan alacağız. Sayın Göktaş, merhabalar. Bültenimize hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Evet, İngiltere'deki son gelişmeler neler? İngiltere'de hafta sonu ölüm sayıları genelde bir düşüş gösteriyor. Çünkü İngiltere'de hastane ölümleri kayda geçiyor. Huzur evlerinde ve evlerde ölenlerin sayısı net şekilde bilinmediği için açıklanmıyor. Hastane ölümlerinin sayısı 20.732 oldu. Yani 413 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı da 150 bini geçti. 152.840 olarak açıklandı. Biraz önce bültende siz de aktardınız. En önemli gelişme tabii Boris Johnson'ın görevine dönmesi. Downing Sokak 10 numaradaki başbakanlık binasına dün akşam geldi Johnson. Johnson 27 Mart'ta COVID-19 hastalığına yakalanmış ve 6 Nisan ile 12 Nisan tarihleri arasında hastanede kalmıştı. Hastanede kaldığı sürede de 3 gün yoğun bakımda tedavi görmüştü. Hastaneden çıktıktan sonra bir süre başbakanlığın Londra'ya 65 kilometre uzaklıktaki konutunda dinlenmişti Johnson ve uzun bir aradan sonra ilk defa kameraların karşısına geçti ve salgın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Eleştirilerin arttığı bir dönemde konuştu Johnson. Çünkü hem iş çevrelerinden hem de muhalefetten bir çıkış stratejisi, bir çıkış planı olmamakla eleştiriliyor hükümet. Test sayıları konusunda ciddi eleştiriler var. Johnson ise Birleşik Krallık'ın salgın açısından maksimum risk altında olduğunu söyledi ve kısıtlamaların kısa sürede kaldırılmasının söz konusu olmadığını vurguladı. İngiltere'deki vaka sayılarının yatay hale gelmeye başladığını, ancak ikinci dalgayı önleme görevlerinin olduğunu söyledi Johnson. Kısıtlamaların gevşetilmesi konusunda bir tarih vermedi ve ayrıca bu gevşemenin de hızlı olmayacağını, yani birdenbire bütün kısıtlamaların kaldırılmayacağını söyledi. Bir çıkış planı olmadığı yönündeki eleştirileri de yanıtladı Johnson ve planın hazırlıklarının yapıldığını söyledi. Hükümetin korona salgınıyla mücadelede başarılı olduğunu ileri sürdü ki bütün dünya ve muhalefet İngiltere'de İngiltere'nin kötü bir sınav verdiği görüşünde. İş çevrelerinden gelen kısıtlamaların gevşetilmesi çağrılarını anladığını, ancak ikinci dalga riskini göze alamayacaklarını söyledi. Salgının ikinci defa zirve yapması riskini reddediyorum ifadesini kullandı. Sokağa çıkma kısıtlamalarını çok hızlı bir şekilde hafifleterek İngilizlerin yaptığı fedakarlıkları çöpe atamam diye konuştu. Daha önce salgının başlangıcında herkes sevdiklerinden bazılarını kaybedecek gibi bir ifade kullanan ve bu nedenle de çok eleştirilen Johnson şöyle konuştu: virüsün her gün yeni bir üzüntüye sebep olduğunu biliyorum. Bunun savaştan beri bu ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük zorluk olduğu hala bir gerçek. Ancak ilerleme kaydettiğimiz de bir gerçek dedi. Koronavirüsten soyguncu diye söz etti ve ülkesinin bu savaştan daha güçlenmiş olarak çıkacağını ileri sürdü. Johnson'ın tabii hastalanmadan önce koronavirüsle ilgili yaklaşımının yeterli kadar ihtiyatlı olmadığı, sürü bağışıklığı sistemini uygulayarak İngiltere'ye vakit kaybettirdiği söyleniyordu. Ama hastalık geçirdikten sonra Johnson'ın daha ihtiyatlı ve daha sağlık politikalarını önceleyen, iş çevrelerinin taleplerini sağlık politikalarının ardında ikincil olarak önemli gören bir yaklaşım sergilemesi elbette bu konuşmanın en dikkat çekici yönüydü. İngiltere'de çok önemli bir skandal patlak vermişti geçtiğimiz Cuma günü. Bilim kurulu toplantılarına Boris Johnson'ın danışmanı Dominic Cummings ve aynı zamanda onun Brexit kampanyasında görev alan Ben Warner, bu iki ismin bilim kurulu toplantılarına katıldığı ortaya çıktı. İngiltere'de bilim kurulu hükümete bağımsız bilimsel tavsiyelerde bulunmak üzere oluşturulmuş bir kurul ve hükümet de her türlü kararında bilim kurulunun tavsiyelerini dikkate aldığını söylüyordu. Ama anlaşıldı ki bu bilim kurulunda sadece bilim insanları değil, Boris Johnson'ın danışmanları da yer alıyor ve üstelik Guardian gazetesi Cummings'in ve Ben Warner'ın bu toplantılara katıldığını ortaya çıkarmasından sonra Dominic Raab, Boris Johnson'ın yerine vekalet ediyordu, Dışişleri Bakanı, bunu kabul etmek zorunda kaldı, bu toplantılara katıldığını. Ancak dinleyici olduklarını, herhangi bir şekilde kararlara etki etmediklerini söyledi. Ama Guardian haberinin arkasında durdu ve bilim kurulunda
yer alan bilim insanlarıyla görüştü ve yaptığı bütün görüşmelerde ortaya çıkan sonuç şu oldu. Cummings ve Ben Warner bu toplantılarda aktiftiler, konuşmalara katılıyorlardı. Hatta kimi bilim insanlarına göre yönlendirici bir pozisyondaydılar. Bu çok önemli bir skandal aslında. Çünkü bilim insanlarının tavsiyeleriyle karar aldığını söyleyen bir bilim kurulu söz konusuydu ve Dominic Raab bu kişilerin, yani bilim kurulunu oluşturan bilim insanların adlarını açıklamaktan imtina ediyordu. Üstelik şu gerekçeyle, bu kişiler üzerinde herhangi bir kamuoyu ya da siyasi baskı olmasın, görüşlerini özgürce bilim kurulunda ifade etsinler diye bu isimleri gizlediklerini söylüyordu. Ama şimdi bu isimlerin neden gizlendiği konusunda yeni ve farklı bir gerekçe ortaya çıkmış oldu. Son olarak medya, İngiltere'de bir tarım işçileri krizi yaşanıyor. Bu da çok ironik aslında. Malum Brexit sürecindeki temel motivasyonlarından biri ayrılıkçıların, yani Avrupa Birliği'nden ayrılmayı savunanların, göçmenlerdi. Şimdi tarımda hasat zamanı yaklaşıyor. Özellikle meyve ve sebze hasadında Haziran ayı çok önemli. Hasat mevsimi yaklaşıyor ama sadece bu hasadı yapabilecek göçmen işçilerin 1/3'ü İngiltere'de bulunuyor. Dolayısıyla 2/3 oranında ciddi bir açık var. Çevre Bakanı George Oysters bununla ilgili bir açıklama yaptı ve dedi ki bu açığı nasıl kapatabiliriz? İzne çıkarılan, yani koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan ve izne çıkarılan işçileri tarımda çalışmaları için teşvik etmeye çalışıyoruz dedi. İngiltere'de diğer bütün ülkelerde olduğu gibi zorunlu iş alanları dışındaki sektörler kapalı şu anda. Dolayısıyla çok sayıda insan izne ayrılmış durumda. İşte İngiltere'nin planı göçmenlerin yerine bu işçileri tarım alanında çalıştırmak. Ama hem zorlu bir iş hem ücretlerin görece düşük olduğu bir alan. Dolayısıyla bunda başarılı olup olmayacaklarını da zaman gösterecek mi diye. Evet Sayın Kemal Göktaş, bağlandığınız ve aktardıklarınız için teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum, sağ olun.